Değerli izleyiciler, başımız sağ olsun, Türkiye'nin başı sağ olsun. Yine hain ve alçakça bir terör eylemiyle karşılaştık ve maalesef şehitlerimiz var, yaralılar var, hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımız var. Dün akşam İstanbul'un en merkezi yerlerinden birinde Vodafone Arena'nın hemen yanı başında terör saldırısı gerçekleşti. İki ayrı noktada. Bir tanesi Vodafone Arena'nın hemen yanı başında. Beşiktaş Bursa Spor maçının bitiminin biraz sonrasında meydana geldi. Ve ikinci patlama ise bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Maçka Parkı olarak da bilinen bir ağaçların yeşil alanının olduğu bir noktada maalesef meydana geldi ve İlk açıklamalar bilançonun oldukça ağır olduğu yönünde. Maalesef 29 şehidimiz var, 166 yaralı var, yapılan açıklamalar bu yönde ve 10 kişinin bu olayla ilgili olarak gözaltına alındığı bilgileri var. Detayları haber bültenlerimizle sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sayın Numan Kurtulmuş konuğum, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü, ülkemizin bir kez daha başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Başsağlığı dileriz hem ülkemize hem yakınlarına ve bir daha böyle korkunç terör saldırılarının yaşanmamasını diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Efendim, sizden de bir bu konuyla ilgili bilgileri, değerlendirmeleri alalım, izleyicilerimizle paylaşalım. Hakikaten çok acı verici bir durum. Ben de bütün şehitlerimizin ailelerine, bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Ağır bir terör saldırısı, alçak bir terör saldırısı. Yaralı kardeşlerimiz var, çok sayıda yaralı kardeşimiz var. Onları akşam hastanelerde de ziyaret ettik. İnşallah onların da sağlık ve afiyet içerisinde tekrar hayata dönmeleri mümkün olur. Planları detaylı bir şekilde çalışılmış bir saldırı olduğu anlaşılıyor. Beşiktaş taraftarı stattan, maçtan çıktıktan sonra en son Bursa Spor taraftarı da çıkartılıyor. Ve çok son derece rutin, o güvenliği sağlayan çevik kuvvet mensubu polislerimizin toplanma yerleri hedef alınıyor. Yani doğrudan doğruya hedef polisin kendisidir. Polis teşkilatımızdır. Ve çalışılmış saldırı. Öyle anlaşılıyor. O Beleştepe dediğimiz stadın üstünü gören o eski yükseltinin olduğu yerde bombalı araç patlıyor. Araç ortada yok, yani o kadar kuvvetli bir bomba kullanılmış ki, yani kilolarca, yüzlerce kilo bomba kullanılmış. Yüzlerce kilo. Yüzlerce kilo, yani en az 300-400 kiloluk bir patlayıcı kullanıldığı uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Arabanın patladığı yerde çukur açılmış ve araba yok ortada. Yani o kadar paramparça olmuş, yani toz duman. Çukur açılmış vaziyette. Büyük bir çukur açılmış. Ve 45 saniye sonra da maç kapartında bu sefer üzerinde polis şüphelendiği, üzerinde bir mont ve arkasında bir çanta olan, sırt çantası olan birisine polis dur dediği sırada da maalesef orada da 4 polis, bir sivil vatandaşımız olmak üzere 5 kişi şehit oluyor. Ağır bir saldırı. Hala ağır yaralılarımız var. Ümit ederiz ki bu sayı artmaz. Ama endişeyle takip ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Çok haince, çok alçakça bir saldırı. Türkiye'nin zaten biliyorsunuz geçen sene Temmuz ayından bu yana, Suruç katliamından bu yana Türkiye çok sayıda canlı bombayla, işte araç saldırısıyla karşı karşıya kaldı ve yüzlerce vatandaşımız bu olaylarda hayatını kaybetti. Güvenlik kuvvetlerimiz hayatını kaybetti. Terör örgütleriyle sahada mücadelede güvenlik kuvvetlerimiz başarı kazandıkça böylesine alçak, böylesine sütü bozuk terör eylemleri yapıyorlar. Allah milletimizi korusun. Hemen olaydan sonra patlayan araçtan hareket edilerek araç tespit edilip geriye doğru bütün bağlantılar ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Ümit ediyoruz ki en kısa süreç, şu anda 10 kişi gözaltında, sorguları sürüyor. Her sorguda muhtemelen başka bilgilere ulaşılıyor ve bu bilgiler çerçevesinde ümit ederiz ki en kısa sürede olayın gerçeği aydınlatılmış olur. Kimler yaptı, suçlular kimlerdir, bunlar ortaya çıkar. Efendim, çok sıcak ve yeni bir gelişme olduğu için izleyicilerimizi ve kamuoyunu aydınlatmak açısından hangi terör örgütü veya hangi terör örgütleri olduğuna dair bir bilgi paylaşabilir misiniz? Tabii net bir şey ortaya çıkmadan bizim bir şey söylememiz mümkün değil. Ama araçtan yola çıkarak hareket ettiğimiz zaman oklar PKK'yı gösteriyor. Netleştiği takdirde bunlar zaten kamuoyuyla paylaşılacaktır. Nihayetinde belli ki
çalışılmış bir senaryo, belli ki üzerinde planlanmış bir senaryo. Ama bu netleştiği zaman resmi olarak da açıklaması yapılacak. Evet. Şimdi terörle mücadele sürecinin birçok boyutu var. İstihbarat, doğrudan terör eylemlerine müdahale, önleyici tedbirler. Bu konuda birçok bir dizi çalışma yapılıyor. Kamuoyunun bildiği ve bilmediği bir takım önlemler alınıyor. Ben çok sayıda canlı bombanın yakalandığını ve güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla etkisiz hale getirildiğini Türkiye çapında biliyorum. Yani patlamalar gerçekleşmeden durdurulmuştu. Ama İstanbul'un tabii çok merkezi bir yerinde meydana geldiği için Sayın Numan Kurtulmuş ve bu kadar büyük bir patlayıcı, yani 300-400 kilodan bahsediyoruz. Acaba daha farklı bir istihbarat çalışması da bundan sonra yapılmalı mı? Yeni bir hükümet içinde nasıl bir konuşma yapıyorsunuz? Yani bu terörle mücadele konusunda başından itibaren her türlü, her terör saldırısından sonra acaba nerede ne eksik var diyerek çok yeni tedbirler geliştiriliyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi onlarca kamyonlar içerisinde, minibüsler içerisinde ya da canlı bomba yelekleri içerisinde onlarca patlayıcı bomba, işte canlı yelek saldırısı, kamyon, işte minibüs saldırısı gibi saldırılar önleniyor. İşte ama siz onlarca, yüzlercesini önlüyorsunuz ama bir tanesi maalesef önlenemediği takdirde böylesine ağır bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu anlamda istihbarat birimleri, antiterör timlerimiz her türlü çabayı, her türlü çalışmayı yapıyorlar. Muhtemel terör grupları içerisinde her türlü istihbarat çalışmaları yapılıyor. Tabii ki bu kadar, böylesine bir ortamda, Türkiye'nin teröre karşı böylesine büyük mücadele verdiği ortamda, bu terör gruplarının, tabii şunu da bilemiyoruz, arkasında acaba hangi istihbarat birimleri var? Hangi istihbarat birimlerinden hangi destekleri alıyorlar? Bu bombaları, bu araçları hangi şeyle buralara kadar getirebilip bunları kullanabiliyorlar? Böyle baktığınız zaman sadece zaten terör herhangi bir şekilde DAEŞ'le ya da PKK'yla savaşıyor değilsiniz. Bunların arkasındaki akıllarla da savaşıyorsunuz. Bunların arkasında son derece profesyonel bir takım istihbarat birimleriyle, onların sağladıkları lojistik desteklerle onları yok etmek için de çalışıyorsunuz. Gerçekten son derece zor bir durum, son derece hassas bir durum. Hiçbir hata payı bırakmadan mücadele ediliyor. Bütün istihbarat birimlerimiz ve emniyet kuvvetlerimiz. Ama sonuçta 100 tanesini yakalasanız bir tanesi aradan kaçtığı zaman böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Efendim, bu ölçekte bir saldırı İstanbul'un göbeğinde, Dolmabahçe'de, Beşiktaş'ta, Maçka'ya çok yakın bir yerde, 300-400 kilo ise eğer, dışarıdan bir destek almadan, dışarıdan bir ülkenin veya bir veya birden fazla istihbarat kuruluşunun bir şekilde desteğini almadan yapılabilir mi böyle bir şey? Onu bırakın, ben çok, bu kadar yıldır siyasetin içerisindeyiz. Bu kadar yıl Türkiye terörle mücadele veren bir ülke. Dünyadaki diğer bütün terör saldırılarını baktığımız zaman çok net olan bir şey var. Terör örgütlerinin arkasında bazı güçler, bazı ülkeler, bazı istihbarat birimleri destek olmaktan vazgeçsinler. Örneğin DAEŞ, şimdi bütün dünya DAEŞ'la mücadele ediyor. Arkasından çekilsinler, bir gün dayanamaz. Çünkü bu adamlar bu silahları nereden buluyor? Aynı şekilde PKK. Bu silahları, bu bombaları, bu efendim aklı, her şeyden önce bu aklı nereden buluyorlar? Nasıl bu planlamaları yapıyorlar? Böyle baktığınızda çok net olan bir şey var. Bunların her birisinin, her terör örgütünün arkasında sahipleri var. Bunlar nihayetinde diyoruz ya, vekalet savaşları, yani maşaların kullanıldığı savaş. Buradaki son saldırıda bir maşa kullanılmıştır. Büyük ihtimalle PKK görünüyor. Ama o maşayı kim kullandı, niye kullandı, nasıl kullandı? Esas olan şey budur. Ve buradan çok doğru bir soru sordunuz. Bir kere daha haykırıyoruz, bir kere daha samimi bir şekilde bütün dünyayı ya da çağrıda bulunuyoruz. Teröre karşı ortak bir mücadele ise lütfen bütün ülkeler, bütün güçler kullandıkları bu maşaları kullanmaktan vazgeçsinler. Çünkü terörün hedefi belli değil. Yani nihayetinde bir canavarı büyüttüğünüz an o canavarı size dönmeyeceği belli değil. Nitekim şu anda dünyanın hiçbir başkenti emniyet altında değildir. Brüksel'de de bomba patlıyor, Paris'te de bomba patlıyor, Amerika'da da bomba patlıyor, silahlar konuşuyor. Dolayısıyla yani biz şu örgütlere destek olalım, bu örgütler bizim siyaseten işimize yarar diyorsunuz belki ama bir müddet sonra o örgütler maalesef başka yerlerdeki başka insanları da vuruyor. Dolayısıyla burada herkes samimiyetle davransın. Terörün arkasında bütün ülkeler dursun. Bu vesileyle bir kere daha çağrıda bulunuyoruz. Herkes bir sınava tabi tutuluyor. İnsanlık cephesinde yer alanlar bizim karşılaştığımız bu hain terör saldırısının karşısında bizim yanımızda olurlar. Laflarını eğmeden, bükmeden bu terör saldırısını kınarlar.
ya da karşı tarafta insanlık dışı cephenin içerisinde olurlar. Dolayısıyla bu terör örgütleri bu destekleri almadan ayakta durmaları mümkün değil. Efendim bizim ilişkilerimizin iyi olduğu dönemde, daha iyi olduğu dönemde İsrail'le ve İsrail istihbarat örgütüyle bizim istihbarat örgütümüz arasında yoğun bir işbirliği dönemi vardı. Rusya ile işbirliği yaptığımız dönemler oldu istihbarat anlamında. Amerika ile yani FBI ve CIA ile de bildiğim kadarıyla bir dönem yapıldı. Şu anda özellikle bu büyük kapasitesi ve imkanı olan ülkeler ve istihbarat örgütleri arasında, bizim örgütlerimiz arasında bir işbirliği, bir dayanışma, bir bilgi alışverişi var mı? Bu sözünü ettiğim özellikle tayin edici nitelikteki ülkeler ve onların örgütleriyle yardımlaşıyor muyuz? Bize gerçekten işe yarayan bir bilgi paylaşımında bulunuyorlar mı? Şimdi bir kere şunu çok net söyleyelim. Biz bu saydığınız ve saymadığınız bütün ülkelerden gelen istihbaratı, bizimle ilgili gelen istihbaratı değerlendiriyoruz. Hatta öyle ki onları ilgilendiren istihbaratı da kendilerine bildiriyoruz. Diyoruz ki işte mesela Brüksel'deki saldırıyı hatırlayın. O saldırıdan evvel şöyle muhtemel bir saldırı olabileceği şeklinde bilgiler Türk tarafından oraya iletilmişti. Biz bu anlamda bize gelen bilgi diyelim işte falanca grup onların bulup yurt dışına gönderiyoruz, deport ediyoruz. İşte ya da ilgili ülkelere onları teslim ediyoruz. Ya da herhangi bir bilgi varsa o bilgiyi de paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda Türkiye samimi olarak istihbaratın önlenmesi, kimden gelirse gelsin, hangi terör örgütünden gelirse gelsin, hangi ülkeye karşı yönlendirilmiş olursa olsun, bu bilgileri bütün bu saydığınız ve saymadığınız birimlerle, istihbarat birimleriyle paylaşıyor. Ama burada herkesin samimi olması lazım. Demin onun için söyledim. Yani burada samimi olmak gerekiyor. Türkiye şu anda terörle mücadele etmiyor, terörle boğuşuyor, terörle savaş ediyor. Bu savaşta Türkiye'yi herkesin elinde ne bilgisi varsa desteklemesi lazım. Hiç kimsenin sahadaki bu örgütlere şu ya da bu şekilde tırnak içerisinde söylüyorum. Siyasi nedenlerle sempati duyarak destek olmaması lazım. Bu kadar net söyleyeyim. Daha fazlasını da söyleyemem. Evet. Dolayısıyla herkes kendi tutumunu yeniden gözden geçirmek durumundadır. Efendim şimdi Avrupa Birliği Türkiye'nin tam üye olmak istediği bir yer. Amerika Birleşik Devletleri Batı İttifakı'ndaki önemli müttefikimiz NATO içinde. Bu ülkelerin, bu gruptaki ülkelerin birden fazlasının PKK ile bir şekilde bir ilişkisinin olduğuna dair, kimisinin silah sattığı açık veya örtülü kanallardan, kimisinin siyasi destek niteliği taşıyabilecek ifadeler kullandığı, işte sergiler açılması bir takım yerlerde kamuoyuna yansıdı. Türkiye eğer gerçekten bu ülkelerin müttefikiyse, biz öyle gördük. Yıllarca NATO'nun Türkiye'ye gereklerini yerine getirdi müttefik olmanın. Neden yanında değiller? Yani Türkiye'nin bölünmesi, parçalanması, istikrarsızlığa sürüklenmesinin Batı İttifakı bakımından ne anlamı olabilir ki? Nasıl bir rant elde edilebilir? Burada birbirimizi yeterince anlamıyor muyuz yoksa bir gerçekten bir ikiyüzlülük mü var Türkiye'ye karşı? Bir kere şunu çok açık söylemek lazım. Terörle mücadelede açık bir ikiyüzlülük var. Yani terör şu terör örgütü iyi, bu terör örgütü kötü. Şu örgüte destek olalım, bu örgüte destek olalım. Yani şimdi bakıyorsunuz efendim DAEŞ'e karşı mücadele ettiğini iddia ettikleri PYD örgütü. Ellerindeki silahların önemli kısmı bizim müttefik olduğumuz bazı ülkelerden gidiyor. Seri numaralarıyla vesaire bunların hepsi ortaya konuluyor. Efendim söylendiği zaman mazeret bu Türkiye'ye karşı değil bu DAEŞ'e karşı verilen mücadelenin bir gereğidir deniyor. Ama onlara verdiğiniz silahlar bir müddet sonra içeride PKK'nın elinde çıkıyor. PKK'nın eylemlerinde ortaya konuluyor. İşte bu kadar dünkü patlayıcı gibi yani bunlar herhalde çarşamba pazarında satılan mallar değil. Bunları birileri getiriyor bu adamlara veriyor yani. Dolayısıyla bu tür bombaların, bu tür silahların, son derece gelişmiş silahların herhalde çarşıda, pazarda terör örgütleri tarafından elde edildiğini söylemek insanlarla dalga geçmek olur. Dolayısıyla ortada açık bir şekilde bu örgütlere verilen destekler var. Bunların en kısa zamanda gözden geçirilmesi, samimi olunması. Şimdi eminim ki bazı ülkelerden kınama mesajları yayınlanacaktır. Evet bunların en üst düzeyde olması Türkiye halkıyla, Türk halkıyla dayanışmanın bir göstergesidir. Bunları saygıyla karşılarız. Ama yapacakları üst düzeydeki bu kınamaları, laflarını eğmeden bükmeden bu kınamaları yapan bütün ülkelerden de biz terörle mücadelede bir işbirliği bekleriz. Yani Türkiye'nin düşman örgütler bellidir. Bunların şeceresi de bellidir. Kimler oldukları da bellidir. Bu örgütlere karşı verilecek mücadelede Türkiye'yi kimsenin yalnız bırakmaması lazım. Bu örgütlere lojistik destek sağlamamaları lazım. Sizin söylediğiniz gibi işte terör örgütünün, PKK'nın
64. Hükümetin Başbakanı Sayın Davutoğlu Brüksel'de toplantı yaparken 50 metre ötedeki bir binada çadır posterlerin asılması, çadır kurulması, bayraklarının ortaya çıkarılması herhalde dostane bir ilişki göstergesi değildir. Bütün bunlara herkes bir empati yapsın. Bizim milletimizin dün akşamdan bu yana yaşadığı acıları şöyle bir düşünsünler, hissetsinler. Senelerdir çektiğimiz, terörden çektiğimiz bunları, bu meseleleri görsünler. Kına gecesinden de bu patlatılan bombalarda hayatını kaybeden onlarca insanımızın acısını bir hissetsinler. Allah muhafaza, bir saat önce olsaydı, yarım saat önce olsaydı dün geceki patlama belki sayı, yani binlerle ifade edilecek bir sayı olacaktı. Kendi başlarına gelseydi ne hissederlerse aynı şekilde bizimle mücadelede dayanışma içinde olsunlar. Aynı şekilde bizim düşmanımız olan bu terör örgütlerine lojistik, siyasi, istihbari ve bir takım silah destekleri vermesinler. Bunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim. Temel beklentimiz bir net duruş ortaya koymaları, Türkiye ile dayanışma göstermeleri, silah vermekten, silah satmaktan, açık ve dolaylı kaynaklardan vazgeçmeleri, değil mi? Eyvallah. İstihbarat paylaşımında bulunmaları. Tabii. Bunları bekliyoruz. Yani dayanışma dediğimiz zaman, çünkü kamuoyunda tam olarak neyi kastettiğimiz belki anlaşılamamış olabilir diye bunları altını çizelim diyorum. NATO İttifakı'nın üyesi Türkiye, NATO'nun etkili, dünyanın en büyük askeri istihbarat örgütüne sahip. Etkin bir iletişim yapılamadığını, istihbarat alınamadığını anlıyorum herhalde, yanılmıyorum değil mi? NATO'dan da yani çok daha etkili bir şey gelebilirdi herhalde. Bütün bu ülkelerle, tekraren söylüyorum, bu söylediklerinizin hepsini ben de altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizim beklentimiz samimi, açık bir şekilde burada işbirliği yapılmasıdır. Kim elinde ne bilgi ne belge varsa onları bizimle paylaşması, bizim paylaştığımız şekilde hem bunların yapılması hem de bu örgütlere verilen dolaylı ve direkt desteklerin bir türlü sonlandırılması lazım. Efendim, terör eylemlerinin gelişim şekli ve terör eylemlerinin profillerine baktığım zaman bunların önemli bir bölümü de Irak ve Suriye'deki bu kaotik durumdan besleniyorlar. Yani Irak ve Suriye'ye bir istikrar gelmiş olsa Türkiye muhtemelen kendi terörle mücadelesini daha etkin ve daha başarılı bir şekilde yapacak. Çünkü bizim çok uzun bir kara sınırımız var. Doğru. Yani neredeyse 1300 kilometrelik bir coğrafyada savaş var şu anda. Aktif. Doğru. Bir savaş var. Tedbirler alınmasına rağmen anladığım kadarıyla bu bombaların veya mühimmatların Türkiye'ye geçişi %100 engellenemiyor. Yani şeye getireceğim, yani Irak ve Suriye'deki istikrarın sağlanmasına getireceğim. Yakın bir zamanda bu ülkelerde bir istikrarın sağlanması, barışın elde edilmesi gibi bir beklenti içinde misiniz? Birçok gayret var. Türkiye'de öncülük etmeye çalışıyor. Bunun farkındayım. İşte en son Paris görüşmeleri yapıldı. Çok fazla bir şey çıkmadı. Sayın Başbakan'la ben de o geziyi takip ettim, ziyareti. Rusya'daydık. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar bir Rusya'ya gitmesi söz konusu bir ay içinde, bir buçuk ay içinde. Bütün bu gayretler Türkiye'nin bu coğrafyaya da bir çözüm getirmeye yönelik adımları olarak değerlendirilebilir. Katılıyor musunuz? Yani Irak ve Suriye'deki durumu nasıl peki çözeceğiz? Ne yapacağız? Orada bu ne olacak? Bu tespit doğru bir tespittir. Yani bugün Türkiye'nin karşılaşmış olduğu terör meselesinin bu kadar artması. Ama Türkiye'nin de ötesinde bütün dünyanın karşılaştığı bu küresel terör meselesi ve bununla birlikte küresel illegal göçler, göçmenler meselesi aslında bölgede yaşanan tablonun bir sonucudur. Bu çerçevede baktığınız zaman DAEŞ'in de bir sebep değil sonuç olduğunu görmek lazım. Terörde, küresel hale gelmiş olan terörde, efendim illegal göçmenler meselesi de bunlar da bir sonuçtur. Bu sonuçların doğuran sebepler ortadan kaldırılmalıdır. Evet, Suriye ve Irak'taki bu siyasi türbülans bütün bunları ortaya çıkarıyor ama diğer nedenlerle birlikte ele alınarak çözülmesi lazım. Bunları birkaç ana başlıkta toplamak lazım. Birincisi, işgaller ve askeri müdahaleler. Örnek olsun diye söylüyorum. Afganistan'ın önce Ruslar, arkasından Amerikalılar tarafından işgali olmasaydı El-Kaide diye bir örgüt ortaya çıkmazdı. O örgütü ortaya çıkaran siyasi kültürel atmosfer doğmazdı. Aynı şekilde İşgaller yanlış oldu, hatalı oldu müdahaleler. Tabii ki her işgal yanlıştır, her askeri müdahale yanlıştır. Siz kimsiniz de başkasının topraklarını işgal ediyorsunuz? Bir parantez açayım Sayın Numan Kurtulmuş. Donald Trump da bir açıklamasında yani Amerika Birleşik Devletleri'nin artık böyle bir müdahil olması döneminin kapanması gerektiğini ifade etti. Doğru bir şey. Askeri müdahaleler, darbeler, ülkelerin iç işlerine karışma gibi. Çok doğru. Sayın Obama da ilk yıllarında bunu söylüyordu ama maalesef yapamadı. İnşallah Trump bunu yapabilme imkanını bulur. Bu dünya barışına katkı sunacak olan bir davranış olur. Yani bu işgal
Irak'ın işgali, arkasından başlayan süreç ve siyasi türbülans bugün de DAEŞ diye bir örgütü karşımıza çıkardı. Yine aynı şekilde Suriye'de ilk 3 yılı iç savaş, ikinci 3 yılı içinde bulunduğumuz dönemde vekalet savaşı olmak üzere devam eden bu süreç DAEŞ diye bir örgütün kuvvetlenmesine vesile oldu. Birincisi bu. Yani işgaller ve askeri müdahalelerin artık sona erdirilmesi lazım. İkincisi siyasi olarak geniş kitlelerin yönetim süreçlerine katılamaması. Yani bütün faktörleri dış bir tarafa bırakın. Bir tek faktörü değiştirin. Eğer Suriye'de halk demokratik yollarla rejimi değiştirebilme imkanını bulabilseydi. Yani Suriye'de işler bir demokrasi olsaydı. Kuvvetle muhtemel ki Suriye'de bir iç savaş olmayacak. Yani bu yol kapatılmamış olsaydı. Tabii ki. Esad çok uyarıldı. Türkiye'nin de gayretleri oldu. Ne olur en azından bir demokratik kanalın açılmasına bir izin verir. Evet. Müsaade olsun. Tabii burada şunu da söylemek herhalde vicdani bir borcumuzdur. Özellikle 1945-90 arasındaki soğuk savaş döneminde bölgemizdeki bütün diktatörleri destekleyen ülkelerin de çoğunun da Batı ülkeleri olduğunu unutmayalım. Satlama silahları kim verdi İran-Irak savaşında? Libya'da Kaddafi'yi kim destekledi? Arap ülkelerindeki, İslam ülkelerindeki birçok diktatörün, eli kanlı diktatörün arkasındaki güçler kimlerdi? Böyle baktığınız zaman maalesef Orta Doğu'da bir demokratik hayatın canlanması için uluslararası camiye bırakın destek olmayı, tam tersine o demokratik hayatın önünü kesen, milletin siyasal karar süreçlerine katılmasının önünü kesen siyasi diktatörlere destek oldular. İkinci temel neden budur. Üçüncü temel neden de ekonomik yoksulluk ve yoksunluktur. Yani hiç unutmuyorum o görüntüyü. Iraklı bir baba ailesinin dört çocuğunu ve bir eşini denizde, Ege Denizi'nde boğulmuş ve kaybetmiş bir baba. Hangi baba çoluk çocuğunu sonu ölüm olan bir yolculuğa, bir maceraya doğru götürür? Belli ki adamın yiyecek ekmeği, içecek suyu yok. Ben nasıl öldüm diyor. Geri kalan çocuklarım hiç olmazsa belki bir kendisine ekonomik gelecek bulabilir. Dolayısıyla bunları bütün dünya samimiyse terörle mücadelede, göç meselesiyle mücadelede samimiyse boş lafları, süslü lafları bırakıp bu üç temel sorunun ortadan kalkması için görüş beyan etmeli ve siyaset geliştirmelidir. Yani siz biri yer biri bakar dünyada bir avuç 100 milyon birkaç yüz milyon insan zenginlik refah içerisinde olacak. Afrika kıtasında, Asya kıtasında, Orta Doğu'da, Latin Amerika'da milyarlarca insan sefaletin pençesinde olacak. Başlı başına bu bile terörün kaynağıdır. Bu bile dünyada bir takım göçmen krizlerinin ortaya çıkmasının kaynağıdır. Aynı şekilde siyasi krizler. Yani insanların hiçbir şekilde kıymet harbiyesi olmayacak, hiçbir söz hakkı olmayacak, hiçbir gelecek umudu olmayacak. Hele genç nesilleri siz nasıl tutacaksınız? Bütün bunları samimi olarak düşünmek vaktidir. Geçiyor bile. Eğer çok açık söyleyeyim bu meselelerin üstüne gidilemez, doğru çözümler bulunamazsa hem küresel terör hem küresel göç meselesi başta Batı ülkeleri olmak üzere bütün dünyayı içine alacak bir büyük anafora doğru dönüşüyor. Ayrıca vekalet savaşlarında da artık bir sona geldiğimizi bir kere daha söylemek isterim. Şimdi vekalet savaşları yani maşalarla savaş yapmak birilerinin işine geliyor. Ama her vekalet savaşının limitleri vardır, sonu vardır. Ben Suriye'deki vekalet savaşının, Irak'taki vekalet savaşının sona yaklaştığını görüyorum. Eğer burada bir çözüm bulunamazsa, büyük güçlerin, Amerika ve Rusya'nın karşılıklı bu sefer bir savaşın, üçüncü büyük savaşın eşiğine gelme riskiyle karşı karşıya kaldığını görüyorum. Çok çarpıcı bir değerlendirme ve çok önemli bir uyarı bu. Bu ihtimali yüksek mi görüyorsunuz peki? Yani gerçekten çok kaygılı bunun mısınız? Bir adım, buraya gelebilir mi yani? Bunun bir adım öncesindeyiz. Buraya gelebilir. Onun için Türkiye özellikle Suriye'de bir çözüm sürecinin başlatılması için Suriye'de öyle masa başında Suriye halkına dayatılmış bir çözüm değil. Suriye'de bütün ilgili tarafların işin içerisinde olduğu, samimi ve açık bir görüşme sürecinden sonra Suriye'de halkın belirlediği bir demokrasi meselesinin, demokratik bir sistemin önünün açıldığı bir müzakerenin hem Suriye barışını, hem Orta Doğu barışını, hem de dünya barışını sağlayacak önemli bir adım olacağı kanaatindedir. Onun için dikkat ederseniz hem Ruslarla hem ilgili diğer taraflarla Suriye meselesinin çözülmesi için çok yoğun müzakereler sürdürüyoruz. Ve orada Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozacak olan yeni gelişmelerin olmaması için de örneğin Fırat Kalkanı Operasyonu gibi operasyon yapıyoruz. Bu operasyonun yapılması laf olsun diye yapılmış bir şey değildir. Türkiye'nin ulusal güvenliğinin bir parçasıdır operasyon. İkincisi sizin söylediğiniz gibi Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin ilan edilmesinin önüne geçmektir. Eğer orada
herhangi bir örgütün, yani PYD'nin kontrolünde bir terör devleti ilan edilirse, bunun çok açık bir anlamı vardır. Suriye'de Irak gibi üçe bölünmüş demektir. Bölünecek demektir. Buna mani olmak gerekiyor. Uluslararası camianın da buna mani olacak adımları atması gerekiyor. Efendim, Türkiye'nin Beşar Esad yönetimi konusundaki duruşu artık bütün dünya tarafından biliniyor. Çok net bir duruş ortaya koydu Türkiye en başından beri. Beşar Esad yönetiminin görevden ayrılması ancak Suriye'deki çözümün kapısını aralayabilir gibi bir yaklaşım vardı. Şimdi gelinen süreçte tahminler ve beklentiler gerçekleşmedi. Esad orada durmaya devam ediyor. 5 yıldan fazla bir süre geçti. Neredeyse 6 sene oldu. Ve Rusya, İran gibi ülkeler ağırlığını da koyduğu için Esad hala belli bir oranda ülkesini kontrol ediyor. En azından belli bir bölgesini. Şimdi Türkiye'nin iki tane temel hassasiyeti var. Birkaç temel hassasiyetten öne çıkan. Ne diyoruz? Ülkenin kuzeyinde bir terör kuşağı oluşmasın. PYD ve YPG tarafından. Suriye bölünmesin ve insan göçü olmasın. Bunlar Türkiye'nin çıkarları bakımından da son derece önemli konular. Bütün bu süreçlerde Türkiye, Esad'ın Suriye'nin geleceğinde bir rolü olmaması gerektiğini düşünmesine rağmen Esad yönetimiyle bir kısa dönemde, orta vadede bir temas kurma, Türkiye'nin işte hassas olduğu konularda çok düşük seviyelerde bile olsa bir iletişim içine girme gibi bir durum var mıdır? Gerekirse olur mu? Yani bu kategorik olarak reddedilmeyecek bir ihtimal midir? Türkiye'nin çıkarları açısından söylüyorum. Şimdi buradaki esas mesele, yani bakın 2011 yılının Mart ayından beri devam eden, Nisan başından beri devam eden bir hemen hemen iç savaş diyebileceğimiz durum o tarihlerde başlamıştı. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. En az 600 bin insan, bazı tahminlere göre çok daha fazla insanın öldüğü bir Suriye'den bahsediyoruz. Kimyasal silahların kullanılıp savaş suçu işlendiği bir Suriye'den bahsediyoruz. Halep, Şam başta olmak üzere o tarihi şehirlerin tarumar edildiği, rejim tarafından yok edildiği ve işte en son Halep'te devam eden, son 2 haftadır, 3 haftadır devam eden saldırılarda binlerce insanın öldüğü bir Suriye'den bahsediyoruz. Kültürü yok olmuş, tarihi yok olmuş, şehirleri tarumar edilmiş bir Suriye'den bahsediyoruz ve bütün bunları yapan da rejim. Dolayısıyla bu rejim devam etsin, bu şekilde devam etsin demek Suriye halkının verdiği bu mücadele bir saygısızlıktır. Zaten biz kabul etsek, uluslararası camia kabul etse Suriye halkı bunu kabul etmez. Evet, bugün silahlarınızla bütün Halep halkını öldürebilirsiniz. Kalan insanları öldürebilirsiniz. Böyle bir gücü Suriye'ye birileri verebilir, sağlayabilir. Ama buradan bir sonuç çıkmaz. Yani insanları tek tek öldürseniz bile siz bu insanları tekrar eski yönetimin, ceberut yönetimine rıza göstermelerini bekleyemezsiniz. Razı edemezsiniz. Dolayısıyla bizim kabul etmemizden daha ziyade Suriye'deki barışın kalıcı olabilmesi için Suriye halkının bunu kabul etmesi lazım. Bunun için de evet, rejim yanlısı olabilir ama eli kanlı olmayan unsurlar. Yani eski illa muhalif tarafında olmayabilir. Farklı gruplar, Sünniler, Nusayriler, işte gayrimüslim diğer azınlıklar, herkesin bir araya geldiği ama herkesin ortak ve gerçekten bağımsız güçlü bir Suriye oluşması için ortaya koyduğu, koyacağı bir perspektif önemlidir. Siz barış masasında sahada insanları zorlar, barış masasında maalesef onursuz bir barışa rıza göstermesilerini sağlayabilirsiniz. Bunun adı barış olmaz. Bizim söylediğimiz onurlu bir barış, Suriye halkının istediği bir barış. Belki bunun için bir geçiş süreci, eyvallah, böyle bir şey öngörülebilir. Ama samimi olarak uluslararası camianın buna çalışması lazım. Yoksa Türkiye'nin istediği bir sonuç, Rusya'nın istediği bir sonuç, İran'ın istediği bir sonuç, birebir Suriye'nin geleceği için burada halkın istediği bir sonuç olur. Önemli olabilir. Bir şey daha söylediniz. Suriye halkı kendi ülkelerinin geleceği için nasıl bir yönetim modeli öneriyorsa ve bekliyorsa Türkiye'de buna saygı duyar sonucunu çıkardım ben. Değil ya, mi? Bütün ülkeler saygı duymalıdır. Evet. Bütün ülkeler saygı duymalıdır. Yani Suriye halkı dedi. Suriye ne halkı yapacaklarsa yapsınlar. Yani kendi kararlarını versinler. Burada yapılacak olan şey de şimdi Suriye'de halkın zorlandığı şey ne? Bir ceberut rejim var. Bu ceberut rejim silahlarla da destekleniyor. Uzun süre ayakta duruyor, tutuluyor. Yoksa bu rejim zaten birkaç yıl içerisinde belki çoktan gitmiş olurdu. Ama dış desteklerle ve bu Suriye Savaşı, onun için ısrarla söylüyorum. İlk 3 yılı belki iç savaştı ama ondan sonra mesela rejimin elinden de savaşın yönetimi belki geçti. Başka ülkelerin... Çıktı. Rejimin elinden çıktı mı diyorsun? Belki de çıktı. Ondan sonra vekalet savaşları devreye girdi. Dolayısıyla önce şu savaşın bir an evvel Halep özelinden başlayarak bir an evvel bu insanlık dramının sona erdirilmesi, ateşkesin sağlanması ve ateşkesle birlikte de
oralara insani yardımlar götürülerek bir barış sürecinin önünün açılması lazım. Suriye halkı ne diyorsa onun tesis edileceği bir süreci uluslararası camia kurması. Efendim ben bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. 155 yaralı, bunlar 19'u yoğun bakımda olmak üzere. Ayrıca 155 yaralımız var maalesef. Ve son gelen bilgi 29 şehit olduğu yönündeydi. Bu bilgiyi de ben tekrar etmek istiyorum. İstanbul'da dün meydana gelen korkunç, hain, alçak terör eyleminde, terör saldırısında maalesef çok ağır bir bilançoyla karşılaştık. Efendim, HDP'lilerin tutuklanması, Türkiye'nin terörle mücadele sürecinde attığı bir dizi adım var. Bunlardan bazıları buydu. Mesela sınır ötesinde de işte Suriye'de ve Irak'ta operasyonlar yapıyor Türkiye. Bu terör kuşağının oluşmaması için, yani hedeflerinden biri bu. Bütün bu adımlar da PKK ve PKK uzantılı terör eylemlerinin saldırılarını arttırmasına mı neden oldu? Bütün Türkiye'nin bu atmakta olduğu adımlar. Yani bu tırmandıran bir şey etki mi yaratıyor acaba terör eylemleri? Şöyle söyleyelim. Zaten tırmandıran etki yaratmıyor. Zaten HDP, PYD, PKK, PYD vesaire, zaten bunlar muazzam bir saldırı sürecini başlattılar. Geçen sene Temmuz ayından itibaren. Bir taraftan onlar, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan diğer irili ufaklı terör örgütleri. Yani herhangi bir şekilde Türkiye bu operasyonları yapmak zorunda niye kaldı? İkide bir Türkiye'nin sınırlarının ötesinden Türkiye'nin sınır, mesela kilisi düşünün. Kilise birçok bomba sürekli düştü. Roket düşüyordu. Roketler düşüyordu. Efendim ayrıca sınır ötesinden sadece DAEŞ'in değil, PYD vasıtasıyla PKK'nın da sınır ötesinden bir takım lojistik destekler sağlandı. Çok aşikardı. Dolayısıyla Türkiye bunları önlemek için bu mücadeleyi başlattı. HDP ile ilgili mesele ise o son derece yanıltıcı olur. Yani HDP'lilerle ilgili tutuklama oldu da ondan sonra terör yükseldi. Bu son derece yanlış bir değerlendirme olur. Zaten terör ciddi bir şekilde yükseltilmişti. HDP'ye de bizim, hatırlayın, belki sizin programınızda bile burada söylediğimi hatırlıyorum. Siz söylemiştiniz bunu. Yani biz HDP'nin bir parti olarak, halkın oyunu alarak meclise gelmiş bir parti olarak Türkiye siyaseti için önemli bir parti olduğunu ve bu anlamda da bu bir şans olarak görülmesi gerektiğini ifade etmiş. Hatta size o dönem, yani belli çevrelerde de, yani Sayın Numan Kurtulmuş işte şey mi yapıyor, yani belli bir marj açarak burada bir suistimale neden olabilecek bir duruş yaratıyor gibi, evet. Yani karşı taraftakiler. Arkasından da hep şunu söyledik diye. Ama dedik bunun için de HDP şu terörle arasında bir mesafe koysun. Dönüp bir kere dönüp daha desinler ki artık sizin şu terör eylemleri yapmanızı istemiyoruz. Çekilin, biz sizden değiliz. Bu halk sizden değildir. Bana oy veren halk, siz terör eylemi yapın, çoluğunun çocuğunun evinin önünde çukur kazın diye, bomba koyun diye size bu, bize bu desteği vermedi. Ya ne olur bir kere şunu söyleyin. Maalesef HDP bırakın terörle, bombayla, silahla arasında mesafe koymayı. Söylenenler ortada. Şu anda bir kısmı gözaltına alınmış olan, tutuklanmış olan HDP milletvekillerinin söyledikleri ortada. Maalesef böylesine demokratik bir şans kullanılamadı, heba edildi. Bu anlamda HDP'liler teröre yapmış oldukları destekler çerçevesinde bunlar dolayısıyla gözaltına alındılar ve bir kısmı tutuklandı. İşte birkaç tanesi serbest bırakıldı. Dolayısıyla bu yanlış bir yorumlama olur. Yani HDP'ye baskı yapıldığı için terör artıyor görüşü son derece yanlış ve hatta sakıncalı bir... Kamuoyunda böyle değerlendirmeler olduğu için son derece sakıncalı bir değerlendirmedir. Teröre karşı mücadelede keşke HDP başından beri çok ciddi bir şekilde kendisine oy veren seçmenlerin hayrına olacak şekilde durmayı başarsaydı ve bugün belki o zaman PKK'nın bu kadar yoğun bir terör saldırısı içinde olması mümkün olmazdı. Efendim şimdi bu terör, en son terör saldırısını HDP'nin kınadığını gördüm. Yapılan bir açıklama var HDP adına. Ama kınamak yeterli olmuyor mu demek istiyorsunuz mesela? Yani başka terör eylemlerini de mesela kınamışlardı. Kınamaya ilave olarak bir adım mı atmalı? Nasıl bir duruş ortaya koyarsa İsimlerini bu? İsimlerini vermeyeyim bir ama yani bir taraftan bu kınamayı yapıyorsunuz. Şu anda içeride olan milletvekillerinden bazısı, efendim biz arkamızı dağa yasladık, dağdakiler size haddinizi bildirir şeklindeki sözleri. Affedersiniz bir başkasının PKK sizi tükürüğüyle boğar sözleri. Ayrıca başkalarının
teröristlerin cenazelerine gidip o cenazelere katılmaları, taziyelerine katılmaları. Bütün bunların hepsi, siz ne söylerseniz söyleyin ama partinin milletvekilleri, partinin yöneticileri böylesine yanlışların içerisine düşerse bunun çok açık bir karşılığı var. Demek ki sözleri öyle olmakla birlikte parti terör eylemlerinden rahatsız değil. Hatta bu eylemlerde öldürülen teröristlerin cenazesine sahip çıkacak kadar da bu işi benimsiyorlar anlamı çıkar. Hatırlayın, Sinfe'nin başkanı Gary Adams İngiltere'de bir terörist cenazesine, IRA teröristinin cenazesine katıldı. Kıyamet koptu. Bütün İngiltere ayağa kalktı. Sonra adam dedi ki ya bu ölen terörist benim akrabamdır. Sonra akrabası olduğunu ispat etti. Ondan sonra da şu sorular soruldu. Tamam da sen niye tabutunun altına girdin? Şimdi terörle mücadele böylesine hassas bir konu. Türkiye'deki herkesin, 79 milyonun hassas olduğu bir konu. Bakın en fazla hassasiyeti de terörle mücadelede Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bölge halkımız, Kürt kardeşlerimiz en fazla hassasiyeti gösteriyor. Onun için de terör örgütüyle, onun için de HDP ile arasında mesafe koyuyor. Biz HDP'den beklentimiz onun için bu şekildeydi. Koyun aranıza mesafeyi, yok sayın. Mücadelenin hatta daha bir adım daha ötesini söyleyeyim. PKK ile mücadelenin bir unsuru, meşru demokratik bir unsuru olarak parlamentonun içerisindesiniz. Bu mücadeleye destek verin. Ama maalesef bunları yapamadılar. Bu fırsat bütünüyle kaçırıldı mı? Yoksa Türkiye'nin hala önünde siyasi, demokratik, hukuk devleti içinde çözebileceği adımlarda bu meclisin ve belki HDP'lilerin de önemli bir katkı sağlama şansları hala var mıdır, kalmış mıdır? Şu anda terörle Türkiye savaşıyor. Bu terörle savaşında Türkiye'nin HDP halktan oy alan meşru bir parti olduğunu kanıtlamak için bu mücadelenin içerisinde yer almalıdır. Bunu aslında bir çağrı olarak da belki buradan yaptığınızı söyleyebiliriz. Eğer bu açıklamada samimilerse çok açık bir şekilde bu samimiyi en üst noktaya çıkartıp bizim bu örgütle hiçbir ilgimiz yoktur, hiçbir sempatimiz yoktur, hiçbir gönül bağımız yoktur diyebilmeleri lazım. Eğer bunu yaparlarsa hem kendilerini kurtarırlar, hem terörün kıskacından kurtarırlar, hem de kendi oy aldıkları halka bir faydaları olur. Bu çok önemli bir açıklama, değerlendirme. Sayın Numan Kurtulmuş'tan geldi. Bunu HDP yapar mı ya da yapabilir mi bilmiyorum ama yaparsa sanıyorum Türkiye'deki iklimi de çok olumlu yönde etkiler. Türkiye'deki barış, kardeşlik ve çözüm umutlarını da artırır. Çünkü biz buralara bundan birkaç yıl önceki programlarda hepimizin enerjisi çok yüksekti. Umutlanmıştık gerçekten bu meseleyi Türkiye'nin demokratik ve barışçı yollarla çözeceğine dair. Çok önemli adımlar atıldı. Devlet çok önemli adımlar attı. Ve bunun karşılığında güzel şeylerin olacağını da bekliyorduk. Yani böyle bir beklentimiz vardı. Bu bilmiyorum çok iyi niyetli bir beklenti miydi? Çünkü bize de eleştiri geliyordu. Ya bu olmaz, bu PKK yine eski günlere döner gibi fazla iyi niyetli olduğumuzu söylüyorlardı bazı insanlar. Eleştiriyorlardı bizi. PKK'nın sahipleri bu işe müsaade etmediler demek lazım. Kürt halkının barış içerisinde yaşayacağı bir sürecin hızlandırılması ve doğru sonuçlar alınmasına müsaade etmediler. Deminki konuyla ilgili de şunu söylemek isterim. Yani şöyle bir hava var. Bir terör örgütü, eli kanlı bir terör örgütü. Muhtemelen çok kuvvetli, muhtemel ki dün akşam şehit olan kardeşlerimizin katili olan bir terör örgütü. Her gün Türkiye'de onlarca insana saldırıda bulunan bir terör örgütü, kitlesel katliamlarda bulunan bir terör örgütü ve bunun sözcüsü gibi olan bir siyasi parti. Bu demokrasinin içerisinde kabul edilecek, müsamaha edilecek bir durum değildir. HDP'nin bu sözcülük görüntüsünden süratle kurtulması ve tam tersi eğer bir şeyin sözcüsü olacaksa demokrasinin sözcüsü olması lazım, istikrarın sözcüsü olması lazım, kendi halkının sözcüsü olması lazım. Biz birkaç hafta önce Sayın Ömer Çelik'le Brüksel'deydik ve orada Avrupalı muhataplarımızla, gazetecilerle, sivil toplum örgütleriyle konuşurken işte Türkiye niye Kürtlere savaş açtı falan gibi şeyler söylediler. Ben de dedim ki yani böyle bir şey söz konusu değil, olmaz, olmamalıdır. Çünkü bizim ülkemizin çok önemli bir bölümünü kendilerini etnik kimlik olarak, Kürt olarak gören vatandaşlarımız oluşturuyor. Türkiye'nin sınır ötesinde Suriye'de ve Irak'taki Kürtlerle ilişkisi var. Yani mesela Barzani yönetimiyle, değil mi? Kuzey Irak'ta Türkiye'nin oldukça yakın bir ilişkisi var. Peşmergeler Türkiye topraklarını kullanarak DEAŞ'la mücadeleyi gerçekleştirdiler. Kobani sonrasında Türkiye'nin attığı adımlar ortada. Evet. Yani nasıl Türkiye kategorik olarak Kürtlere karşı çıkabilir ki? Biz etle tırnak gibi olmuş insanlarız. Yani biz burada birbirimizi ayırt edebilir miyiz? Sen Türksün, Kürtsün. Ben böyle olmadığını düşünüyorum ülkemde. Böyle değil, olmaması gerektiğine de inanıyorum. Bu böyle olmadığı gibi çok aşağılık bir propagandanın mekanizmasıdır bu. Mekanizmalarından birisidir. Türkiye eğer söylemek gerekirse dünyada en çok Kürt'ün yaşadığı
ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hatta böyle Murat tarafından baktığınız zaman en büyük Kürt devleti bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti devletimizdir. Ve İstanbul mesela tabii canım, bu kadar yoğun vatandaşımızın yaşadığı bir yer. Nasıl ayırt edilebilir? Yani? Kaldı ki son olaylar da gösterdi ki Kürt halkı, bölgedeki yaşayan Kürt halkımızda gerçekten namuslu, vicdanlı, ahlaklı, bu ülkeye, bu toprağa, bu medeniyete, bu inançlara bağlı olan Kürt halkı terör örgütüne, terör örgütünün yandaşlarına da destek vermediğini ortaya koydu. Eğer zaten böyle bir destek olmuş olsaydı mesele başka noktalara giderdi. Şimdi Batılıların çarpıttığı taraf burasıdır. Bir propaganda mekanizmasının çarpıttığı taraf burasıdır. Ve onun için biz ısrarla şunu söylüyoruz. Bu aslında büyük resmi okursak niye bunları söylediklerini, yani Brüksel'de onu size söyleyenlerin niye söylediğini somut olarak anlamış oluruz. Büyük resim şudur. Ben şuna benzetiyorum. Binlerce parçası olan bir puzzle gibi düşünün. Dün akşamki saldırı bunlarda bu parçalardan birisiydi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü bunun bir parçası, bir puzzle'ın bir parçası. Tek başına bir parçaya bakarsanız resmi göremeyebilirsiniz. Büyük resim şudur. Büyük resim ikinci Sykes-Picot'dur. Yani 100 sene evvel sınırları bölünmüş olan bu halkların, Orta Doğu halklarının, Osmanlı'nın asırlarca yönettiği bu coğrafyadaki halkların, Türklerin, Arapların, Türkmenlerin, efendim Kürtlerin, Farisilerin, bütün bu coğrafya halkının şimdi bölük bölçük edilmesidir. Şimdi gönüllerinin ve zihinlerinin parçalanmasıdır, dağıtılmasıdır. İkinci sefer bir buraların lime lime edilmesidir. Onun için sadece sahada terör örgütleri destekleyerek bu sürecin hızlanmasını sağlamıyorlar. Aynı şekilde kullandıkları, algıda kullandıkları sözlerle de bunu sağlamaya çalışıyorlar. Onun için yeri geldiği için bütün milletimize de uyarmak isterim. Lütfen kullandığımız, bu anlamda kullandığımız dile de dikkat etmek lazım. Mesela ne diyorlar? Kürt milisler, Türkmen milisler, Şii milisler, Sünni milisler. Hayır, Şii milisler, Sünni milisler, Kürt terör örgütleri vesaire falan ne konuşacaksak örgütün doğrudan adını söyleyelim. Yani PKK ise PKK. PKK diyelim, Haçlı Şabi diyelim, PYD diyelim, YPG diyelim. Şimdi bütün PYD Kürt kardeşlerimizin tamamını mı temsil ediyor? Yok böyle bir şey. Evet. Ya da Haçlı Şabi Sünni kardeşlerimizi, Şii kardeşlerimizin tamamını mı temsil ediyor? Yok böyle bir şey. Ya da DAEŞ dediğiniz bu örgüt. Evet. Sünnileri bu örgüt mü temsil ediyor? Bu yok biraz böyle bir batı şey. Batı söyleminden kaynaklandı ama. Çünkü baktığım zaman yani tam da onu söylüyorum. İşte Kurdish militias veya değil mi şeyler yani tam da onu söylüyorum. Tam da rebels falan yani ifadeleri. Tam bunları çatışmayla ilgili terminolojiyi kullanırken ya etnik terminoloji kullanıyor ya mezhebi terminoloji kullanıyor. Böylece Sunni forces diyor, Shia forces diyor orada. Böylece evinde oturan bu meselelerle hiç milyonlarca, yüz milyonlarca Müslüman kendi mezhebi perspektifinden ya da kendi etnik kökeni perspektifinden meseleye bakarak onların taraf olmalarını sağlamak. Bir de bölünmüşlüğü bu derinleştiren bir şey yani. Düşünün her gün haberlerde yüzlerce kere Kürt milisler, Şii milisler, Sünni milisler lafını, Türkmen milisler lafını duyuyorsunuz. Bu dediğiniz gibi bölünmüşlüğü artırıyor, gönülleri bölüyor, zihinleri bölüyor. Buraya uyanık olmamız lazım. Bizim bu oyunu demin niye terör saldırıları Türkiye için çok oluyor diyordunuz. Çok açık söyleyeyim. Orta Doğu'da oynanan, İslam coğrafyasında oynanan bu ikinci Sykes-Picot'u bozacak tek ülke Türkiye'dir. Güçlü bir Türkiye'nin olmasını istemiyorlar. Terör örgütleriyle, bir takım işte ihanet çeteleriyle, FETÖ gibi Türkiye'nin ayaklarından prangalar vurmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye çelme takmaya çalışıyorlar. Biz de bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Allah'a çok şükür milletimiz destek oluyor. Bu coğrafyada Türkiye'nin sınırları dışarısında milyonlarca insan bize destek veriyor. Türkiye inşallah hem terörü yenecek hem kendi birliğini, coğrafyanın birliğini sağlayarak yoluna devam edecek. Sözünü ettiğiniz anlaşma çünkü bir bölünme ve bir parçalama ve bir paylaşım anlaşmasıydı. Nihayetinde Türkiye'de etkileyen bir yönü vardı. Çok somut olarak yani bir komplo teorisine götürecek değilim bu sohbeti ama Sayın Kurtulmuş, hala Türkiye'nin parçalanması belli büyük güçler bakımından bir rant unsuru mudur bakıldığı zaman burada? Yani buradaki enerji havzaları, buradaki enerji koridoru çerçevesinde de bakıldığı zaman, çünkü bunlar çok önemli parametreler. Temel hedeflerinden biri de bu mudur? Yani istikrarsızlaştırarak bu bölgeyi daha kolay manipüle etme ve yönetme midir? Bunu böyle mi görmek büyük, lazım? Tabii ki böyle görmek lazım. Büyük resmi onun için görmemiz gerekiyor. Yani yetmedi. Biraz yani şimdi Suriye-Irak sınırı. Irak-Suriye-Türkiye sınırı.
Suriye-Türkiye sınırı, bütün bölgedeki sınırları alın. Adamlar Sykes-Picot ile sınırları çizerken sanki 100 sene sonranın gelişmelerini tahmin edecek, öngörecek şekilde çiziyorlar. Niye bizim Hakkari'nin, Şırnak'ın o dağ başlarından geçen sınırları oradan çizdiler? Daha aşağıdan çizilemez miydi? Ya da daha yukarıdan çizilemez miydi? Nereden çizilirdi yani, mesela? Daha aşağıdan 20-30 kilometre aşağıdan, ova yerden, düz yerden, tabii sınırların olduğu yerden çizebilirdi. Tabii sınırlar orada mı? Daha aşağıda, güneyde mi? Yani daha doğal coğrafyanın müsaade edebileceği daha doğal yerlerden çizilebilirdi. Çok enteresan bir şey söylediğiniz için özür dilerim. Türkiye'nin çizilmiş olan sınırları zorlama ve Türkiye'ye dayatılmış olan sınırlar mıdır? Sadece Türkiye'nin değil, coğrafyamızdaki bütün sınırların tamamı yapaydır, sunidir, masa başında cetvelle, pergelle çizilmiş sınırlardır. Örnek Akçakol, Kale Tel Aviyat. Efendim Nusaybin karşısında Kamışlı. Bizim Suruç karşısında Kobani. Aradan ya bitiren yolu geçiyor, ya bir yol geçiyor. Aynı halk bölündü. Teyze çocukları, amca çocukları oralarda. Bunun kaldı. Somut bir örneğini vereyim ben. İzleyicilerimiz daha rahat canlandırırlar gözlerinde. Bu meseleler daha çıkmadan önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Suriye vatandaşları arasında bir bayramlaşma görüntüleri olurdu. Tabii. İnsanlar gelirlerdi. Tel örgüler orada kaldırmıştık da biz. Bayramlaşırlardı. Onlar buraya geçerdi. Bizimkiler oraya giderlerdi. Nasıl oldu? Bizim akrabalar orada, onlarınkiler burada. Bu normal olmayan bir şey yani, değil mi? Tabii. Akrabalık ilişkisi olan insanlar suni bir şekilde bölünmüşler kendi aralarında. Bir de Soğuk Savaş'ta o kadar güzel bir tiyatro oynandı ki araya da kilometrelerce mayın tarlaları döşendi. Evet, yıllarca aynı, onu bir de temizlemek için uğraştık Türkiye ile Suriye arasında. Aynı halkı, aynı akrabayı, aynı aşireti birbirinden bölen sınırlar yetmedi. O sınırların arasında bir de mayın tarlalarını koydular. Şimdi böyle baktığımız zaman bir kere daha burayı bölmek istiyorlar. Bu coğrafyayı bölmek istiyorlar. Terörle kontrol altına almak istiyorlar. Bu son derece açık bir şeydir. Pratik olarak Irak, demin saydığımız sebeplerden de kaynaklanan sonuç olarak, pratik olarak bölündü. İkiye, üçe bölündü. En azından şu anda üç bölge olduğu görünüyor. Suriye şu anda 33 parça belki, 53 parça belki. Kasaba kasaba, köy köy bölündü. İşte her gün televizyonlarda da artık vatandaşlarımız gördü. Ezberledi insanlar. Renklere bölünmüş olan haritalar. Ve bu kadar renkli bir harita yok dünyanın başka bir yerinde. Yugoslavya'da da olmadı. Olmadı. Mı? Suriye halkı bunu hak etmiyor. Gelelim bize. Asala'ya kim destek verdi yıllarca? PKK'ya yıllarca kim destek veriyor? Bu desteği PKK'yı çok sevdikleri için falan da vermiyorlar. Bunu bir maşa olarak kullanarak Türkiye'yi bölebilecek ya da Türkiye'yi bölme tehdidiyle hizaya sokabilecek bir araç olarak kullanmaya çalışıyor. Fakat bakın çok çarpıcı bir şey, bir yere daha geldik. Bir şey soracağım, merak ediyorum görüşünüzü. Asala bir günde desteği kestiler, bir günde. Orly'deki terör saldırısı. Fransız vatandaşları öldü, başka ülke vatandaşları öldü. Dediler ki sen ne yapıyorsun kardeşim? Bir daha böyle bir şey yapamazsın. Türkiye de bütünlüğüyle diplomatik gücünü kullandı ve Asala diye bir örgüt şu anda fiilen, belki kağıt üzerinde hala vardır ama yok oldu. Yani Ermeni tehdit örgütü Türk diplomatlarını hedef aldı. Bugüne kadar birçok diplomatımızı şehit etti. Kullanım ömrü mü dolmuştu ya da kendilerini de vurduğu için, Sayın Cumhurbaşkanı sürekli onu söylüyor mesela. Bakın bu terör örgütleri gelip bir gün sizi vururlar. Vurgusunu yapıyor. Belki kamuoyu çok anlayamıyor olabilir. Ne demek istiyor acaba Sayın Cumhurbaşkanı diye. Çünkü Asala'nın Fransa'yı vurması gibi bir şey beklenmiyordu o dönemde. Hakan Bey, buradaki kritik nokta bizim millet olarak, tek vücut olarak, yek vücut olarak durabilmemizdir. Siyasi farklılıklarımız olur, dünya görüşü farklılıklarımız olabilir. Ama milli meselelerde, terör gibi milli meselelerde eğer biz dik durabilirsek, 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünde durduğumuz gibi dik durmayı başarabilirsek, 15 Temmuz sonrasındaki süreçte hakikaten dik durabilir, birlik içerisinde durabilir, ulusal menfaatlerimizi öncelersek, Allah'ın izniyle hiçbir terör örgütü Türkiye'ye kalıcı bir şekilde zarar veremeyecektir. Çünkü nihayetinde mücadelenin aslı, dışarıda destek olurlar, şu olur, bu olur, biz diplomatik olarak mücadele ederiz, terör örgütlerine destek vermeyin diye siyasi baskılar yapabiliriz. Ama sonuçta işte dün akşam yaşadık. Hep beraber milletçe omuz omuza durup, gerçekten yürekten, yani ben dün akşam hala kulaklarımdadır, bir şehit kardeşimizin annesinin ağıtlarını unutmak mümkün değil. Hayatım boyunca unutmak mümkün değil. Bu terör eyleminden sonra işte, değil mi? Dün gece 3-4 evet, civarında hastanede karşılaştığımız. Siz nerede haber aldınız efendim bu olay olduğu zaman? Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın katıldığı bir ödül töreni vardı.
Haliç Kongre Merkezi'nden çıkar çıkmaz eve geldik. Yolda öğrendik. Ben oradan Taksim'e olayın olduğu yere geçtik. Ondan sonra sabaha kadar bakan arkadaşlarımızla beraber olayla ilgili Sayın Süleyman Soylu geldi. Sağlık Bakanımız geldi. Recep Akta, Aile Bakanımız geldi. Fatma Hanım, Gençlik Bakanımız Çağatay Bey geldiler ve hep beraber sabaha kadar yapılması gerekenleri koordine etmeye gayret ettik. Söylemek istediğim bu. Eğer biz millet olarak buradaki bu milli duruşumuzu, yek vücut halinde duruşumuzu sürdürebilirsek, zaten bunların arkasındaki güçler, inanın göreceksiniz. Ne FETÖ'nün ismini diyelim ki 10 sene sonra hatırlayacağız, ne PKK'nın ismini hatırlayacağız. Hepsinin birer kullanım ömrü var. Affedersiniz, sümüklü bir mendil gibi bunları çöp tenekesine atacaklar. Ama burada olan... PKK'yı da FETÖ'yü de mi? İkisini birlikte. Hiç şüphesiz. Biz millet olarak sağlam duracağız, dik duracağız, hep birlikte duracağız, teröre karşı mücadele edeceğiz. Evet, zor bir şey. Yani biz bir şehit cenazesine gittiğimiz an, İnanın ki birkaç gün kendimize gelemiyoruz. Ama bir de düşünün o aileleri. İçi yanıyor, yüreği yanıyor insanlar. Hayatı boyunca unutamıyorlar. Evet. İki gün evvel Düzce'de bir şehit ailesini ziyaret ettim. O babanın, o annenin, o yaşlı insanların vakur halleri gözümün önünden gitmiyor. Evet, biz bunlarla karşılaşıyoruz ama bu şehitlerimizin ailelerinin içerisinde o kar ateş sürekli yanıyor. Buna rağmen bu ateşi hep beraber milletimizin vicdanında, yüreğindeki bir ateş olarak hissedeceğiz. Sağlam duracağız, bunları aşarız Allah'ın izniyle. O zaman da bunların arkasındaki güçler bir yere kadar. Kaldırırlar, bakarlar ki başka çaresi yok. Bunları çöp tenekesine atarlar. Şimdi değerli izleyiciler, bizi radyolarından da takip eden izleyicilerimiz için, dinleyicilerimiz için hatırlatayım. Sayın Numan Kurtulmuş konuğumuz, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü. Bu korkunç, alçak, hain terör eyleminin ardından gelişmeleri ve Türkiye'yi etkileyen güvenlik süreçlerini de kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Bir teröre karşı dayanışma yürüyüşü var. Onu hatırlatmak istiyorum. Saat 12'de Türkiye Demokrasi Platformu tarafından yapılacağı bu yürüyüşün açıklandı. Yeri konusunda da size bilgi vereceğim. Haber merkezimizden alacağım detayları aktaracağım. Efendim, terör eylemlerinin bir amacı da Türkiye'nin ekonomisini baltalamak, Türkiye'nin marka imajına zarar vermek. İşte Türkiye'nin turizmi çok büyük zarar gördü. Havayolu kuruluşlarımızın bazı uçakları maalesef şu anda yerdeler, uçuş yapmıyorlar. Yolcu sayısındaki azalmadan ötürü. Ülkeler seyahat uyarıları yayınlamaya devam ediyorlar Türkiye'ye. Şimdi Almanya'dan bir yeni uyarı geldiği bilgisini aldım. Seyahat uyarısı. Bu tip durumlarda ülkelerin birbirlerine gitmeyin, aman şöyle yapmayın, böyle yapmayın gibi açıklamalarını kendi vatandaşlarını korumak için yaptıklarını farz ederek düşünüyoruz ama dayanışmaya da bir olumsuz etkisi var mı? Çünkü dünyanın her yerinde terör eylemi meydana gelebilir. Nitekim oluyor da, yani Paris'in merkezindeki Bataclan diskoteğinde bir saldırı olacağını kim bilebilirdi? Oldu. Paris'in göbeği, Avrupa'nın göbeği. Dünyanın en sakin şehirlerinden biri, yani Jet Sosyete'nin gittiği yer Nice, Fransa'nın güneyinde terör saldırısı oldu. 100'e yakın insan hayatını kaybetti. Acaba yani bu tip açıklamaları yaparken daha farklı bir yaklaşım mı göstermeleri gerekir ülkelerin birbirlerine yönelik uyarılarında? Nasıl bir beklentiniz var? Şimdi tabii var? Bir kere bu terör saldırılarının arkasında önemli nedenlerden birisi de Türkiye'de ekonomiyi olumsuz etkilemektir. Turizmi olumsuz etkilemektir. Buna karşı da biz dostlarımızın Türkiye ile dayanışma içerisinde olmasını arzu ederiz. Şimdi muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde birçok uluslararası spor karşılaşması ile ilgili, bir stadın önünde vuku buldu ya bu olay. Evet, gitmeyelim, muhtemelen yapmayalım gibi bir şey de olacak. Resmi müracaatlar bile olabilir. Biz buralarda bütün dostlarımızın Türkiye'de dayanışma içerisinde olmasını görmek isteriz. İfade ettiğiniz gibi artık dünyanın maalesef bu küresel terör tehdidi dolayısıyla hiçbir havalimanı emin değildir. Brüksel'de hiçbir büyük saldırı caddesi, oldu. Ana caddesi, ana bulvarı güvenlik içerisinde değildir. Dolayısıyla bu hem ülkemizin kendi içerisinde bir dayanışmayı gerektiriyor, hem de uluslararası alanda bir dayanışmayı gerektiriyor. Burada dostlarımızdan bu dayanışmayı görmek isteriz. Efendim, bugünkü teröre karşı dayanışma yürüyüşünün saat 12'de İstanbul'da, İstanbul Ticaret Odası'nın önünden itibaren başlayacağını, yani Eminönü diyebileceğimiz bir nokta, Türkiye Demokrasi Platformu tarafından yapıldığını bu çağrının söyleyelim ama sanıyorum ki çok geniş bir katılım olacaktır. Ve orada da herhalde çok ciddi güvenlik önlemleri alınacaktır diye düşünüyorum. Efendim, terörle mücadelenin yöntemlerinden biri de etkili olabilmesi için açık ve şeffaf bir toplum, hukuka ve demokrasiye saygılı bir ortamda sanıyorum ki terör örgütleri çok kolay
güçlenemeyeceklerdir, palazlanamayacaklardır. O nedenle Türkiye'nin demokrasi çizgisinden de geri dönmemesi, hukuka saygılı bir ülke olması ben bir vatandaş olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede OHAL uygulaması acaba ne şekilde değerlendirmek lazım? Yani daha uzun soluklu devam eder mi OHAL uygulaması, yoksa bir yerde Türkiye bunu kısa bir süre içinde bitirmek mi istiyor? Bitirmek arzusunda mı? Şimdi çok doğru bir tespit. Yani Türkiye'nin siyasi tarihine, yakın siyasi tarihine baktığımız zaman Türkiye'de terör olayları ve terör örgütleri antidemokratik ortamların yaklaşmasını sağlamak için kullanılmıştır. Hem de antidemokratik ortamlardan terör örgütleri daha fazla istifade etmiştir. Örneğin 12 Eylül öncesindeki Türkiye'deki sağ-sol çatışmalarında o zamanki adıyla anarşi, tetiş evet. dediğimiz olaylar hem ortamın antidemokratik bir hale gelmesine vesile oldu hem de bundan istifade ettiler örgütler. Dolayısıyla bu doğru bir tespittir. Bizim de hükümet olarak son 15 yılda Türkiye'nin bütün bu sıkıştığı dönemlerde çıkış yolumuz Türkiye'de demokrasinin standartlarını yükseltmekten geçmiştir. Demokratik standartlar ne kadar yükselirse, ne kadar çok halkın siyasal katılım süreçlerinin içinde yer alması sağlanırsa, eksiklerimiz ortadan kaldırılırsa o kadar çok bu anlamda bir açık toplum oluşur ve toplum bilinçli bir şekilde terör örgütleriyle de mücadele eder. Ancak Türkiye'nin 2015 yılının Temmuz'undan sonraki karşılaştığı manzara, bu Cumhuriyet tarihimiz boyunca, belki son 66 yıllık çok partili siyasi hayatımız boyunca karşılaştığımız bütün tablolardan daha farklı ve daha ağırdır. Türkiye eş zamanlı birçok terör örgütünün tehdidi altındadır. Bölge tamamen bir siyasi türbülans içerisindedir, deminden beri konuştuğumuz gibi. Hiçbir olayı çözme yeteneği kalmamış bir uluslararası sistem söz konusudur. Böyle bir ortamda da çok sayıda terör örgütünün ve onları kullanan, maşa olarak kullananların Türkiye'ye karşı maalesef çok da dostane olmayan hedefleri olduğu ortadadır. Üstüne üstlük bir de Türkiye bir darbe teşebbüsü geçirmiştir. Bu darbe teşebbüsü, teşebbüs deyince laf çok hafif hale geliyor ama o gece hep korkunç, beraber yaşadık. Korkunç bir geceydi. Uçurumun kenarından Türkiye döndü. Aynen öyle. Dolayısıyla Türkiye burada hem terör örgütleriyle, PKK, DAEŞ gibi terör örgütleriyle, hem FETÖ gibi terör örgütleriyle sonuna kadar ve eş zamanlı bir mücadele vermek durumundadır. Özellikle bu FETÖ terör örgütünün devletin içerisinden temizlenmesini, ayıklanmasını temin etmek için bir olağanüstü hal uygulamasına ihtiyaç vardır. Bu ümit ederiz ki en kısa süre içerisinde bitirilir. Yani hiçbir hükümet, hele hele zaten ana gündemi, ana ekseni, ana aksı Türkiye'de demokrasinin önünü açmak olan bir hükümet, tabii ki bu anlamda olağanüstü hali uzun süre devam ettirmek istemeyiz. Ama sonuçta olağanüstü halde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddesinin verdiği ruhsatlara dayanılarak ilan edilmiştir ve uygulama devam ediyor. Amacımız FETÖ terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütlerini tehdit olmaktan çıkarmaktır. Bununla ilgili de hızlı, etkin, sonuç alıcı adımların atılabilmesini temin etmektir. Çok şükür büyük mesafe aldık. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda olağanüstü hale ihtiyaç kalmaz ve tekrar Türkiye olağanüstü halden önceki döneme gitmiş olur. Ha şunu da söyleyeyim. Olağanüstü hal uygulamasına rağmen bu olağanüstü hal vatandaşımızın günlük hayatını etkilemiyor. Ancak terör örgütü ve terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı olanları, işte FETÖ ile irtibatlı, iltisaklı olanları etkiliyor. Kusura bakmayın, Türkiye'ye karşı hesap içerisinde olanlardan hesap sormak da hükümetin millet adına bir borcudur. Bunu da yapacağız. Efendim, hepimizin yüreğini yakan böyle terör eylemleri yaşandığı zaman çok daha büyük bir tepki veriyoruz. Bu tepkimiz duygusal da olabilir. Çok normal böyle olması. Çünkü büyük bir acı yaşıyoruz. Ve bu süreçlerde de idam cezasının gündeme geliyor. Kamuoyunda işte insanlar idam cezasının gelmesinin iyi olacağını değerlendiriyorlar. Bu konuda bir siyasi tartışma var. Ama Türkiye'nin bu konuda geriye dönük bir adım atmasının, ki hukuken bu zaten mümkün değil ama yani ceza kanununa tekrar getirmesinin Türkiye'ye yarardan çok zarar getirebileceği, dünya ilişkilerini zora sokabileceği gibi bir değerlendirme de var ki ben de aslında kişisel olarak biraz bu görüşteyim. Yani idam cezasını tekrar gündeme getirirsek bu bizim için daha sıkıntılı bir dönem getirebilir diye endişe ediyorum doğrusu. Yine gündeme gelecektir. Yani yarın gündemde bu olur, bu konu gündeme gelebilir diye söylüyorum. Siz başbakan yardımcısınız, deneyimli bir siyasetçisiniz, bir devlet adamısınız. Bu konuyla ilgili
mutlaka yani seçmenlerin, partililerin farklı tepkileri de oluyor. Bunu anlıyorum ama nasıl bir devlet adamı olarak, devlet adamları nasıl bir duruş ortaya koymalılar? Onu sormak istiyorum. Şimdi tabii yani bu böyle bir talep siyasette, kamuoyunda, seçmen nezdinde böyle bir talep gündeme gelirse, siyaset, bunu sadece AK Parti açısından söylemiyorum, hiçbir siyasi parti böyle bir talebi yok sayarak yoluna devam etmez. Halkın beklentileri ama bir de Türkiye'nin menfaatleri, Türkiye'nin bu işin yapılabilip yapılamayacağına ilişkin siyasi şartlar, bütün bunların hepsi gündeme alınır, değerlendirilir. Ama siyaset olarak halkın beklentileri yok varsayarak hareket edilemeyeceğini ifade etmek isterim. Efendim, birçok önemli soruya yanıt verdiniz. Ben çok teşekkür ederim. Programınızı da değiştirmeyip buraya konuk oldunuz. Sizden dinlemek çok önemliydi. Siz hükümet sözcüsünüz ve başbakan yardımcısınız. Bugün bir milli yas ilan edildi. Onu da ulusal yas ilan edildi. Onu hatırlatmak istiyorum. Bazı programlar değiştirildi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir Kazakistan ziyareti vardı. Ben de takip edecektim o ziyareti. O ziyaret de ertelendi. Başka bir tarihte gerçekleşecek. İnsanlar AVM'lere gitmek istiyorlar, maçlara gitmek istiyorlar. Bugün Galatasaray'ın da maçı var. Acaba böyle zor dönemlerde nasıl hareket edelim? Vatandaş olarak bir çağrınız var mı, bir öneriniz var mı? Bir kısa ara vereceğim. Oradan sonra lütfen bu sorumun yanıtını aktaralım. Değerli izleyiciler, Sayın Numan Kurtulmuş'la birlikteyiz. Yayınımızın sonuna geldik. Sayın Kurtulmuş'a ben bir soru sormuştum. Bugün Galatasaray-Gaziantep maçı var. İnsanlar hafta sonlarında alışveriş merkezlerine giderler, parklara giderler çocuklarıyla, çocuklarıyla. Bir tedirgin olmamak mümkün değil tabii böyle bir terör saldırısından sonra. Ama günlük hayatımıza da devam edeceğiz. Yani burası bizim ülkemiz, sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa birbirimizle bir dayanışma içinde olacağız. Çünkü aksi halde terör eylemleri, terör örgütleri kazanır. Size de teşekkür etmiştim bu yayına katıldığınız ve programı değiştirmediğiniz için. Çünkü sizin de şu anda yapmanız gereken yüzlerce iş var, yani planlamalar ve koordinasyon. Ama bu iletişimler de bence yararlı oluyor. Kamuoyuyla bu paylaşımlar önemli oluyor diye düşünüyorum. Normal hayatımızı nasıl sürdürelim? Bu konuda sizin bir öneriniz var mı? Ben de söylediğiniz gibi yani dün gece aşağı yukarı sabaha kadar hiç uyumadık. Yani fiziki bu durumun dışında bir de hakikaten psikolojik olarak çok ağır o tablo hepimizi derinden sarstı. Ama sırf sabah biraz tereddüt ettik. Bu programa geleyim mi gelmeyeyim mi diye tereddüt ettim. Ama sonuçta hayat devam ediyor. Bir taraftan biz teröre karşı mücadele edeceğiz. Milletimizin birliğini, dirliğini koruyacağız. Vatanımızı koruyacağız. İstiklalimizi, istikbalimizi koruyacağız. Terör örgütlerinin topuna karşı mücadele edeceğiz. Arkasındaki onların sırtlarını sıvazlayan ağababalarına karşı mücadele edeceğiz. Eyvallah. Ne bedeli olursa olsun bu bedeli ödeyeceğiz. Ama diğer taraftan da onların istediği bizim korku içinde yaşamamız, yılgınlık içerisinde yaşamamız. Korkmayacağız, yılmayacağız. Günlük hayatımıza, normal hayatımıza devam edeceğiz. Ben açıkçası kendi payıma bu sabah bunu göstermek için sizin programınızı iptal etmedim. Teşekkür ederim. Yani vatandaşlarımızdan da çağrımız odur. Bütün milletimiz, bugün maça gidecek olan vatandaşlarımız alsınlar ellerine kendi takımlarının bayraklarını, bir ellerine de Türk bayraklarını alsınlar. Orada hep beraber, evet, sportmence mücadeleler olsun ama hep beraber terörü lanetlesinler. Hep beraber ülkenin geleceğine sahip çıksınlar. Aynı şekilde vatandaşlarımız bugün bir pazar günü kim ne yapmak istiyorsa ama bunu abartmadan şehitlerimize duyduğumuz saygıyı ve yaşadığımız bu ulusal yası da unutmadan herkes günlük hayatında rutin faaliyetlerine devam etsin. Teröre karşı vereceğimiz en büyük cevap budur. Onlar istiyorlar ki biz sadece o teröre muhatap olan oradaki onlarca insan değil, aynı zamanda 79 milyon kendimizi ruhen, psikolojik olarak bir kafesin içine hapsedelim ve terör ortalık yerde cirit oynasın. Böyle bir şey yok. Biz teröre hiçbir alanı, hiçbir sivil alanı teröristlere bırakmayacağız. Teröristlerin akıl hocalarına bırakmayacağız. Millet olarak bütün sivil alanlarda var olacağız, var olmaya devam edeceğiz. Efendim, ben son durumu bir aktarmak istiyorum. 27 şehidimiz var. 27'si polis olmak üzere toplam 29 şehidimiz var.
16'sı ağır yaralı olmak üzere, bir yeni bir bilgi, güncelleniyor bilgiler, o nedenle paylaşıyorum. 16'sı yoğun bakımda olmak üzere 155 yaralı var maalesef bu korkunç hain terör saldırısında. Bugün 12'de bir teröre karşı yürüyüş olduğu bilgisini hatırlatmak istiyorum. İTO'nun, İstanbul Ticaret Odası'nın önünde İstanbul'da başlayacak bu yürüyüş. Sanıyorum ki büyük bir katılım, geniş bir katılım olacaktır. Son soru, bu konunun biraz dışında ama bu konuyla da ilişkili. Türk birliklerine yönelik saldırıda işte İran İHA'sı mıydı, Rus uçağı mıydı, Suriye kaynaklı mıydı? Yani Rusya ve Suriye kendilerinin bu işin içinde olmadığını ifade etmişlerdi. Bu konuyla ilgili bir yeni bir bilgi ve bir yeni bir gelişme var mı acaba? Ya bir takım bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Tabii çok karışık bir alan. Neredeyse dünyanın bütün ordularının işin içerisinde olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Orada Türk ordusunun Özgür Suriye ordusuna verdiği desteğin birçok tarafı rahatsız ettiğinin de farkındayız. Ama sonuçta Türkiye kendi ulusal menfaatleri, ulusal güvenliği, çünkü Fırat Kalkanı Operasyonu Türkiye'nin hakikaten milli güvenliğinin bir parçası olarak ortaya konuldu. Ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için bu mücadeleye devam edecek. Bir takım bulgular var. Bunları belli bir noktaya geliyor, değerlendiriliyor. Ruslar başta olmak üzere ilgili taraflarla, müzakerelerle bu sorun aydınlatılmaya çalışılıyor. Bilgi netleştiği zaman da kamuoyuyla paylaşılıyor. Ruslarla ama bir güven ilişkisi büyük oranda tesis edilmiş gibi görüyorum. Yani bilmiyorum. Yani büyük adımlar atıldı. Önemli ve olumlu adımlar atıldı. Hatırlayın, Rus uçağı düştükten sonra biz hep ısrarla şunu söyledik. Sizin açıklamanız vardı. Hatta bu programda yaptınız. Bu programda söylediniz. Biz onu teaser'da kullandık hatta. Ne Türkiye Rusya'dan vazgeçebilir, ne Rusya Türkiye'den vazgeçebilir. Evet. Dolayısıyla Türkiye ile Rusya ilişkileri de, Türkiye ile diğer işte Amerika ilişkileri, Avrupa ilişkileri, bütün bu ilişkilerin hepsi inişli çıkışlı ilişkilerdir. Yani bazen gerilir, bazen çok iyi olur. Ama sonuçta biz kendi milli menfaatlerimizi gözetmek durumundayız. Şu anda Ruslarla yeni bir ivme ilişkiler de ortaya konulmuştur. Her iki ülkenin menfaatine olacak şekilde bu ilişkilerin sürdürülmesi önemlidir diye düşünüyoruz. İnşallah özellikle Türkiye-Rusya yakınlaşması, o günlerde de söylemiştik, Suriye sorununun çözümünde bir kaldıraç olarak kullanılabilir. Ve bunun için de başlangıcın Halep Anlaşması olduğunu ifade etmek isterim. Yani Halep'te muhaliflere şu anda Halep ölüyor. Halep'te insanlık ölüyor. Korkunç bir durumda şu anda. Yani biliyorsunuz bizim Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde başlattığımız, sivil toplum kuruluşlarında katıldığı bir yardım kampanyası var. Bu sadece oraya bir takım insani malzeme göndermek değil, oraya insanlık göndermektir. Oraya insanın ölmediğini göstermek. Devam ediyor mu o kampanya? Devam ediyor. Tabii bu kampanyada vatandaşlarımızı da dolayısıyla bu kampanyaya desteğe çağırıyoruz. Burada Halep'te inşallah Türkiye ile Rusya bir insani çözüm bulabilir. Bu Suriye barışının ilerlemesine katkıda bulunabilir diye ümit ediyorum. Bir an evvel Suriye meselesinin çözümü ve Irak'ta bir sonucun alınması ortaya çıkarsa Allah'ın izniyle bölge çok daha güvenli bir hale gelecektir. Tekrar teşekkür ederim efendim. Ben çok teşekkür ederim. Katıldığınız için başımız sağ olsun, milletçe başımız sağ olsun. Yasımız var. Şehitleri uğurlayacağız. Allah bir daha böyle acılar göstermesin diyelim ülkemize. Bugün haber bültenlerimizde de gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.